Adana'nın Baraj məhəlləsində olduqca mənəvi bir fəzadayıq, mənəvi bir ocaqda hoca Ahmet Yəsəbi otağındayıq və otağın hal-hazırda içərisində daxil oluruq. Bir şeydən uzaqdan buranın mənəvi fəzası insanı özünə cəlb edir və indi isə otağın daxili ilə tanış olun. Bu möhtəşəm, bu gerçəkdən insan ruhunu oxşayan otaqla, bu mənəvi fəza ilə yaxından tanış olun. Çadırın yuxarı hissəsi yeni və əski Türk Cümhuriyyətlərinin bayraqları ilə bəzədilib. Çadırın dirəyində Azərbaycan bayrağının olması isə xüsusi gurur bəxş edir və ətrafda Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət xadimləri və burada Azərbaycanın dövlət xadimləri, təbii ki, Məhəmməd Əmin Əlifzadənin, Əbu Fəzilçi bəyin otalarının olması inşallah yaxın günlərdə gerçəkləşəcək. Və təbii ki, Qayboyunun və tarixi bayraqların burada olması gerçəkdən gurur verir. Bugün Türkiye'nin kadim şehirlerinden bir Adana'da Cumhuriyet Türkmenler Birliği'nin başkanı Marcan Kılın Beyefendi'nin 19 yılın içten alıyor. Ama bir anlık bir tarihe geçtik. Babamızın bu kap oynaklığı, kan tepkiyi, devlet kurduğu, yurtta bir kaldığı bir hayallerimiz zor atardı. Ve devlet kurmak, ona vatan demek asan değil. Bunu bir görüşürük. İlk binası zəngindir. Sorunlar içərisindədir. Həm də bizlər varıq. Babalarımızın nəvələri buradadır, torunları buradadır. Baxın, bizim görüşməmiz Türkiyənin birliyi, Türk binasının birliyi, bəşəriyyəti suğlayan problemlərin çözülməsində Türk millətinin, Türk ulusunun rolu mövzularında konuşmalarımız var. Bu otaq Əhməd Yəsəbi otağıdır. Ruhani bir otaqdır. Bu otaq sanki Türk dünyasının qarşısında duran vəzifələri açıq ortaya qoyur. Birlik və bərabərlik içərisində bu bəşəriyyəti bu dairədə olan kimi bərabərlik nişanları ilə birləşdirmək, daha gözəl yaşam, qansız, qadasız insanların, dövlətlərin, millətlərin bir arada yaşamasını elementlərini görürük. Qədim Türk boylarının izləri buradadır, qəhrəmanlarımızın izləri buradadır, Ertuğrul'un izi buradadır, Süleyman Şahin izi buradadır, Osman Qazi'nin izi buradadır. Birlik və bərabərliyə gedən yolların aralmasında Allah Teala güc verər, biz də millətin nümayəndələri olaraq onlara xeyir dua verib yanlarında durarıq. Evet, ben Hoca Ahmet Yesevi otağına Azerbaycan'dan, Borçalı'dan kardeşlerimiz, çok değerli dostumuz, çok değerli kardeşimiz, Zelimhan Bey ve Rıfat Bey geldiler, selam getirdiler. Çukurova'nın keklik öten yaylalarından, kekik kokan yaylalarından kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Tanrı Dağları'nın çocuklarıyla Toros Dağları'nın çocuklarını Ahmet Yesevi Otağı'nda bir araya getiriyoruz. İnşallah biz Türk Soy Teşkilatı ile birlikte çeşitli Türk devletleriyle organizasyonlar yaptık. Allah izin verirse bu dönemde şimdi biz Türk dünyası ile kucaklaşmayı, kardeşlerimizi buraya misafir edip Türk gelenek ve göreneklerine göre ağırlıyoruz. Allah izin verirse Sayın Başkanımızın direktiflerinde güz döneminde, yani Kasım ayında bizim yörüklerin yayladan dönüş programını gerçekleştireceğiz. Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü etkinliğimiz var. İnşallah bu etkinliğimizi Azerbaycan'la, Borçalı'la kardeşlerimizle birlikte yapalım. Çünkü Türk dünyasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Türk dünyası bir araya gelecek, kucaklaşacak ki dünyaya yeniden Türk İslam medeniyetini inşa edecekler. Onun için kardeşlerin birbirini çok iyi tanıması, birbiriyle ticari, siyasi, kültürel her türlü alanda
kardeşlik kurmaları gerekiyor. Borçalı bize çok yakın. Borçalı buradan hemen bir bağırsak duyulacak kadar çok yakın. Onun için biz Adana Çukurova Yörük Türkmenleri olarak Borçalı'daki kardeşlerimizle inşallah bugün itibariyle bir kardeşlik köprüsünü Sayın Zalim Han Başkanımızın üzerinden bir köprü olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir fırsat oldu. Bütün kardeşlerimize bizden gönüller dolusu selamlar, saygılar göndermenizi gönderiyoruz. Kardeşlerimizin bütün emirleri olursa biz burada o emirlerini yerine getirmeye razıyız. Hatta kardeşlik köprüsü kurarak öğrencilerimizle, gençlerimizle mektuplaşmak suretiyle, Adana'ya gelip misafir etmek suretiyle buradan öğrencilerimizi biz size gönderelim, siz bize öğrencilerimizi gönderelim. İnşallah Türk dünyası, çünkü dünyanın Türklüğe ihtiyacı var. Türklüğün de insanlığa, kardeşliğe, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bizim için Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri çok büyük bir önder. Ahmet Yesevi'yi tanıdığımız zaman zaten Türk dünyasını tanımış oluyoruz. Çok memnun oldum. Borçalı kardeşlerimize bizden kucak dolusu selamlar götürmenizi istiyoruz. Bilsinler ki Adana'da Ahmet Yesevi Otağı kardeşlerimize ait. Kapısı kendilerine açık. Gece 24 saat emirlerindedir. Adana'ya geldiklerinde kalacak yerleri var, evimiz var, kardeşleri var. Türk dünyası, burası Türk dünyasının emrinde. Sayın beyefendim, ben evet. Size teşekkür ederim. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Vay son notumuz bu olsun. Bu babalarımızın giydiği kıyafe. Evet. Bize aydın yollar göstermekte güc versin. İnşallah. Milletimize. İnşallah. Bu simbolik olarak biz bunu giydik. Babalarımızın ruhunu şad elemeye yönelik. Ona göre ki üzerimizde Türkiye'nin bütövlüğü, Türkiye'nin birliği, Türk dünyasının bu durumdan çıkması ve dünya düzenine öz faydasını vermesi İnşallah. Görevlerimiz var. Borçalı Türklerinin salamlarını da sizlere çaktırdım. Bir de aynı zamanda her ilin 26 Temmuz'unda sizi beyefendileri, hocalarımızı, Borçalı Türklerinin Velat Medeniyeti törenine davet ediyoruz. İnşallah. Tanrı birliğimize, beraberliğimize değmesin. Tanrı bu kıyafeleri giydiğimizde bize çok görmesin. Babalarımızın da ruhu şad olsun. İnşallah.